Bu videoda öğrencilerin bir sınav için çalışma miktarı ile aldıkları puan arasındaki ilişkiye bakacağız. Bu arada bu puan 0 ile 6 arasında olacak. Bizim yapacağımız şey sınava giren her bir kişinin çalıştığı miktar ile puanlarını işaretlemek. Mesela bu veri noktası bir saat çalışıp sınavda bir alan birini gösteriyor ve sonra bir regresyon doğrusu oturtacağız. Bu mavi regresyon doğrusu da bu 4 veri noktasının gerçek regresyon doğrusudur ve bu da regresyon doğrusunun denklemi. Şimdi akılda tutulması gereken birkaç şey var. Normalde bu tip analizleri dört veri noktasından çok daha fazlasıyla yaparız. Benim bunu dört olarak tutmamdaki neden ise şu. Biz bu regresyon doğrusunun veriye ne kadar uyduğunu elle hesaplayacağız ve normalde bunu elle yapmayız çünkü bunun için bilgisayarlar var. Şimdi bu regresyon doğrusunun veriye ne kadar uyduğunu ölçeceğimiz bir yöntem var. Buna artıkların standart sapması deniyor ama başka birçok ismi daha var. Örneğin buna bazen kök ortalama kare sapması da dendiğini duyabilirsiniz ve RMSD olarak kısaltıldığını da görebilirsiniz. Bazen kök ortalama kare hatası dendiğini bile duyabilirsiniz. Neyse evet bizim yapacağımız şey ise her bir nokta için artığı hesaplamak ve sonra karesini almak. Sonra karelerini aldığımız artıkları toplayacağız. Yani artıkların karelerini toplayacağız ve bunu veri noktaları sayımızın iki eksiğine böleceğiz. İlerideki videolarımızda veya başka istatistik derslerimizde neden burada iki eksiğine böldüğümüzden bahsedebiliriz. Ama işte işin mantığı şu, burada hesapladığımız şey bir istatistik ve biz de en doğru parametreyi tahmin etmeye çalışıyoruz. Aslında n-2 bizim için bu işi hallediyor. Kök ortalama kare sapmasını hesaplamak için bunun kare kökünü almayı unutmamamız da lazım. Bazılarınız bu noktada şunu fark etmiş olabilir. Bununla istatistik derslerinin ilk zamanlarında gördüğümüz örneklem standart sapma hesaplaması arasında ciddi bir benzerlik var. Bunların nasıl gerçekten işe yaradığını görmek için videonun başlarında söylediğim gibi hadi gelin bunu elle hesaplamaya başlayalım. Bunu yapmak için kendimize küçük bir tablo çizelim. Hadi bu sütuna x değerimiz diyelim. Bunu da y değerimiz yapalım. Bunu da şapkalı y yapalım ve bu da 2,5x eksi 2 olsun. Ve bunu da artığın karesi yapalım. Yani y değeri eksi şapkalı y değeri. Bu da verilerin x değeri için gerçek değerimiz eksi tahmini değerimiz oluyor. Tabii bunun karesini almamız lazım. Daha sonra hepsini topluyoruz ve n eksi 2'ye bölüp karekökünü alıyoruz. Hadi ilk olarak bu veri noktasını yapalım. Bu veri noktası 1,1. Regresyon doğrumuzdan tahminimiz kaç? Buradaki x değeri için x 1'e eşitken bu 2,5 çarpı 1 eksi 2 olacak. Bu da 0,5 yapar öyle değil mi? O zaman artığın karesi de 1 eksi 0,5'in karesi olur. Bu da yarımın karesi olur ki bu da 0,25'tir. Tamamdır. Hadi bir sonraki veri noktasını alalım. Tam burada kırmızıyla işaretlediğim 2,2 var. x 2'ye eşitken regresyon doğrusundaki tahminimiz 2,5 çarpı x değerimiz yani çarpı 2 eksi 2. Bu da 3'e eşit olur ve artığımızın karesi de 2 eksi 3'ün karesi yani eksi 1'in karesi olacak. Bu da 1 yapar. Şimdi bu noktaya gidebiliriz. Bu nokta 2,3. Regresyon doğrusundan bizim tahminimiz 2,5 çarpı x değerimiz yani 2 eksi 2 ve bu 3 olur ve böylece burada artığımız 0 olur. Bunu bu noktanın regresyon doğrusu üzerinde olmasından görebilirsiniz zaten. Burası 3 eksi 3'ün karesinden 0'a eşittir. Ve son olarak burada bir noktamız var. X3 iken Y değerimiz neymiş? Bu kişi 3 saat çalıştığında sınavdan 6 almış. Yani Y 6'ya eşitmiş. Regresyon doğrusundan tahminimize bakalım. 2,5 çarpı X değerimiz yani 3 eksi 2 eşittir 5,5 5 eder. O zaman artığımızın karesi de 6 eksi 5,5'in karesidir. 0,5'in karesi, bu da 0,25 eder. Şimdi bir sonraki adımımıza geçebiliriz. Bütün bu karesini aldığım artıkları toplayalım. Öncelikle şöyle bir çizgi çekeyim. Artıkların karesinin toplamı eşittir. 1,5 öyle değil mi? Evet, bunu da n eksi 2'ye bölersek. 4 tane veri noktamız vardı, yani n değeri 4 olur. 4 eksi 2'den burayı 2'ye böleceğiz ve sonra bunun karekökünü almam lazım. Bu da bize ne verir? Bir bakalım. 1,5 bölü 2, 3 bölü 4 ile aynı şeydir. O zaman burası kök 3 bölü 2 olur. Bunun ondalık olarak kaç olduğunu bulmak için hesap makinesi kullanabilirsiniz ama bu bize bu regresyon doğrusunun veriye ne kadar uyduğuna dair bir fikir veriyor. Sıfıra yaklaştıkça iyi bir uyum olduğunu, sıfırdan uzaklaştıkça kötü bir uyum olduğunu görüyoruz. Peki, kök ortalama kare sapmamız için birimimiz ne olurdu dersiniz? Y eksenimiz için birimimiz ne ise o olurdu değil mi? Bizim durumumuzda bu sınavda alınan puandır. Ve bu da bu hesaplamanın bir başka değeri. Artıkların karesinin toplamının en eksi 2'ye bölünüp kare kökünün alınmasından bahsediyorum. Evet, bu kök 3 bölü 2'ye baktığımızda bunun bu noktalar ve regresyon doğrusunun tahmini değeri arasındaki tipik veya ortalama tahmin hatasının yaklaşık boyutu olduğunu söyleyebiliriz ya da buna tipik veya ortalama artığın yaklaşık boyutu olarak da bakabilirsiniz.